değerli kaymakamımız, kıymetli belediye başkanımız, çok kıymetli hocalarım, Bağcılar ilçemizin kurum başkanları, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrularımız, çocuklarımız, gençlerimiz, bu güzel günde, bu güzel merasim, en hayırlı merasimlerden birisinde hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, namaz gözümün nurudur. Namaz müminin miracıdır. Es-salatu miracul müminin. Namaz müminin miracıdır. O miraçtan hediye getirdi bize namazı. Ve biz de günde 5 kez namaz kılarak adeta ruhumuza miraç ettiriyoruz. Allah ömrümüzün sonuna kadar hiçbirimizi kıbleden, namazdan, kıbleye durmaktan mahrum bırakmasın inşallah. Şöyle dua etti Hazreti İbrahim. Ey Rabbim, beni ve zürriyetimi namazlarını devamlı ve dost doğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul eyle. Allah kabul etti. Hazreti İbrahim'in duasını kabul etti. İşte bizler, namaz kılanlar, alnı secdeye gelenler, Hazreti İbrahim'in kabul olunmuş dualarıdır. Bizler de dua edelim. Çocuklarımız için, zürriyetimiz için, nesillerimiz için en çok dualarımıza bu ve benzeri cümleleri koyalım. Çünkü namaz, yine Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli ayetlerden öğrendiğimize göre, kötülüklerden insanı alıkoyar. İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Şüphesiz namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. İnşallah burada 40 vakit namaz kılan gençlerimiz, çocuklarımız artık ömürlerinin sonuna kadar namazlarını devamlı kılmaya söz vermiş oluyorlar. Doğru mu gençler? Ömrümüzün sonuna kadar namaz kılmaya devam edeceğiz, değil mi? Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek 7 sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de neşeyi, huzuru, mutluluğu camilerde bulan gençlerdir buyuruyor. Allah bu müjdeye nail olmamızı hepimize nasip eylesin inşallah.